Selam, selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere artık çok yoğun istek üzerine anlatım yapmaya başladık. Başladım yani. Bu arkadaşlar bunları yapıp bana veriyorlar. Ben monteleyip işte seccade yapacağız şimdi biz bundan. Seccadesini ben monteliyorum. O yüzden arkadaşlar bunları böyle yapıp bana veriyorlar. Montesini ben yapıyorum. Şimdi size montelemeyi göstereceğim. İlerleyen zamanlarda da bunların yapılışını göstereceğim inşallah. Şimdi siz illa şey isteyeceksiniz, hani yapılışında gösterin Hatice Hanım, sayılarını da verin diyeceksiniz. Onları ilerleyen zamanlarda inşallah isteğinize bağlı olarak hani yorumlarda yazarsınız, hangi modeli, hangisinin sayısını göstermemi istiyorsanız ona göre yorumlardan ben takip ederek size yardımcı olurum inşallah. Önce ipimizi alıyoruz. İçi pembe olduğu için pembe ip saplıyoruz. Pembe ip kullanıp incilerimizi dikeceğiz, monteleyeceğiz ve bu şekli vermeyi göstereceğim size ben. Hani bu şekli nasıl alıyor? Biraz parmak ütüsü yardımıyla alıyor tabii ki. Mesela normalde böyle duruyor model. Ama diktikten sonra, monteledikten sonra o şekli vereceğim ben. Şimdi önce büyük motifimizi alıyoruz. İçine bir tane küçük alıyoruz. Bir boy bir boy bunlar zaten. Biraz küçüğü. Sonra en küçüğünü alıyorum. Bunları hepsi aynı şekilde, ortaları bir gelecek şekilde önce elimle sabitliyorum. Sonra iğneyi alttan alarak birkaç kere sabitliyorum. Böyle birkaç kere geçtikten sonra sabit olduğundan emin olunca incimi koyacağım içine. İncimi dikeceğim. Şöyle bir tane inci alıyorum. Yaprakların düzgün durmasına dikkat ederek dikersek incimizi. Bakın böyle birinci çekişte biraz böyle şekil aldı. Toparlandı gül. İnci toparlıyor biraz da. İkinci kez ipimizi içinden geçip sabitliyoruz. Sonra arkasını çevirip bu şekilde bir iki tane de arkadan geçiyoruz. Şimdi yaparken kolay gibi gözüküyor ama çok da kolay değil arkadaşlar. İğnenizin ucunun güzel olması önemli. Katı olmasın ucu, yoksa girmez. Düğümümüzü atarak kapatıyoruz. Sonra bu şekli aldı gülümüz. Sonra şuradan elimizi inciye bastırarak bunlar yapraklarımızı parmak ütüsü yardımıyla ters çeviriyoruz böyle. Ki o görünümü verebilelim. Böyle. Hatta bir de bunu ben sprey yardımıyla da yapacağım, saç spreyiyle. Önce bir ön zemini hazırlıyorum. Sonra da son rötuşumu atacağım saç spreyiyle. Bu da bir püf nokta ayrıca. Bunu herkes vermiyor saç spreyi. Hani diyorlar nasıl kovalıyorsunuz? Bize de söyleyin. Yani bazı arkadaşlar söylemiyor, vermiyorlar sırrını. Ama ben bütün püf noktalarımı sizinle paylaşacağım inşallah. Çünkü amacımız burada size yardımcı olmak. Hani ben bunu kendime saklasam ne şeyim olacak ki? İyisini sizinle paylaşmak daha güzel. Hayat paylaşınca güzel arkadaşlar. Şimdi böyle hazırladık. Bunları da aynı şekilde yapacağım. Spreylemeyi de bir göstereyim size. Spreyimi alıp geliyorum hemen.